Sevgili izleyicilerim, beslenme ve diyet uzmanı Begüm Kur'an ile birlikte sizler için hazırlamış olduğumuz Doğru Beslenme programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir ay oldu Begüm'cüm, değil mi? Evet. Bir ay oldu. Tam bir ay. Bir aydan bu yana diyetteyim. Diyette demeyelim de hüsranlı oluyor çünkü. Örneğin mesela 5 kilo verdiysen o diyeti bıraktığından 7 kilo üzerine fazlalıkla alındığını biliyorum. Halk arasında bu da konuşuluyor. Biliyorum yani. Ben bunları konuşacağım. Yani bu diyeti bugün bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bir de zamanımız el verirse hamile bayanlar üzerindeki doğru ve yanlış beslenmeyi konuşmak istiyorum. İnşallah zamanımız kalırsa. Ama sayın seyirciler, önce çok böyle büyük bir korku. Korku da değil de yani merakla şuradaki tartıya çıkıp tartılmam lazım. Ondan sonra bakalım artık ya modum düşecek ya çok neşeliyim. Hadi bakalım çıkalım. Hadi bakalım. Vermişim. Ay vermişim. Amanın vermişim. Ay ben bayağı vermişim. Dur bakalım. 100 ne kadar bu? Ters mi görüyorum ben? Heyecan yaptım. Bak bunu sıkıyor ama bile. Evet, doğru vermiştim. Vermişim mi? İyi iyi. Evet sayın seyirciler vermişim ama bir kilo mu verdi, bir kilodan az mı verdi, kaç gram verdi bunu da bilmiyorum. Şeyinden artık böyle heyecanından bu iki tane şeyi sımsıkı tutuyor, bırakmak istemiyorum. Hadi bakalım. Dur bakalım. Alıyor mu şu anda? Bana bakar mısın? Sen işten terledim. Ne kadar bir daha söyler misin? 1 kilo 100 gram kilo kaybetmişsin. Ben şu anda sayın seyirciler 1 kilo 100 gram kilo kaybetmişim. Kaybettim. Evet. Yağdan ne kadar verdim? 300 gram kadar yağdan kilo vermişsin. Hipotiroidik hastalarımız genelde zaten 300 gramla 500 gram arasındadır. Senin zaten yağ kayıpların hep 300 ile 500 arasındaydı. Önemli olan yağ almamandı. Zaten vermişsin. Gayet iyi. O zaman doğru yaptım demektir. Evet, i̇yi gidiyoruz geri kalan, demektir. Geri kalan kaybın da kas kaybı değil, sıvı kaybı olarak uzaklaşmış. Yani o zaman, biraz tamam. Ödem de gitmiş. Ay çok iyi. Şu anda ben 300 gram yağdan da kaybettim. Evet. Ay çok iyi. 1 kilo verdim 300 gram. O zaman ne kadar verdiğin? Şimdi onu hesaplıyorum. Ne kadar oldu? Bana geldiğinde 116.4'müşsün. Evet. Şu an 112.9'sun. Yani hemen hesaplayalım. Tam bir ayda 3,5 kilo kaybetmişsin. 3,5 kilo verdim. Ne kadar yağ vermişim? Arada bir yağdan almaların olmuş. Yağı şu an söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Evet. Ama yağdan bugün 300 gram verdim. Bugün 300 gram verdim. Yani 3 kilo ne kadar dedin? Yani 57 kilo 200 gram civarında yağın vardı. 1 kiloya yakın da yağın gitmiş. İyi ya, çokmuştu bende. Yağın biraz. Bak bir taraftan sevindim, bir taraftan şimdi. Ama bak şöyle söyleyeyim, kimi vücut yağdan kilo vermek konusunda zorluk çeker. Yani 100 gram da olsa verirsin ama ilk etapta sudan vereceğin hani dönemler de olabilir. Yani önce bir miktar, hani vücutta ne fazlaysa diğerine oranla vücut onu vermek ister. Yani senin mesela şu an suyun fazla demek ki devamlı sudan veriyorsun. Hani doğru bir diyet yaptığını yağdan 100 gram da olsa gitmesinden anlıyoruz. 100 gram 100 gram gidiyor ya. Bu hafta mesela 300 gram gitmiş. Bir önceki hafta 600 gram gitmişti. Evet. Doğru bir diyet, sana uygun bir diyet, sıkıntı yok. Ama tabii yine arada bir konuştuğumuz zaman sen ne yaptığın eksiltmeler var. Halen daha o eksiltmeleri yapmasan çok daha fazla yağdan kilo verebilirsin. Ama şu an için sıvın daha fazla. O yüzden sıvıdan kaybediyoruz. Tamam, önemli olan vermek. Ödem de olsa evet. Ödemini atıyorsun. Aynen. Ay çok sinirlendim.
Tamam mı? Biz artık sayı seyirciler programı ay 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 ay. Bunu yakından çektin mi? Çek. Bak. Verdim. Karnemi almış durumdayım. Şimdi iyi. İyi karne. Evet. İki dereceli ağrıdım sayılır. Begüm'cüğüm bir ayın içinde güzel bir kilo bu. 3,5 kilo. Evet. Zaten herhalde yine biz aslında her zaman konuşulur bu sağlık programlarında, öbürkü genel televizyonlarda da konuşuluyor. Hani bir ayda 3 kilo veya 4 kilo vermenin normal olduğunu, aşırı derecede hızlı aşırı derecede kilo verilmenin ileriki zamanlarda insanın başına dert olacağı söylenir. Hı hı. Bu doğru mu? Aşırı hızlı kilo vermekten kasıt şu aslında. Yani bir haftada 1 kilo 500 gram ile 1 kiloya yakın kilo kaybı bizim için normal, sağlıklıdır. Bir haftada 1 kilo. Bir haftada minimum 500 gram, maksimum 1 kilo. Bu da ayda minimum 2 kilo, maksimum 4 kilo yapar. Evet. Tabii biz hep yağ kaybından bahsediyoruz. Kilo kaybından bahsetmiyoruz. Evet. Ki çünkü bütün hani hastalıkların ilişkisi kilodan ziyade yağ kaybıyla ilintilidir. Hı-hı. Yağ kaybettikçe hastalık riskiniz azalır. Yağ kazandıkça hastalık riskiniz artar. Buna evet. Kanser de dahildir. Kalp damar problemleri de dahildir. Tansiyon problemleri, şeker problemleri de dahildir. Yani sağlıklı olabilmek için yağdan kilo vermek gerekiyor. Şimdi bu da kişiden kişiye göre değişir. Ben bir haftada 500 gramlı 1 kilo arasında yağ kaybedebilirim. Bu benim için sağlıklıdır. Fakat senin kilon çok fazla. Ha, işte o yüzden soracaktım. Bak güzel oldu, iyi bir konuya değindik. Evet, o yüzden yani sen bir haftada 1 kilo değil 2 kilo da yağdan kaybetsen bu sağlıksız demek değildir. Ha, bana bir zararı dokunmaz. Sana bir zararı şöyle dokunmaz. Zaten bir sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta ilk verdiğin kilo 200 gramsa bunu 2 haftaya böl. Bir sonraki hafta hiç kilo vermeyebilirsin ya da 100 gram verebilirsin. Çünkü zaten o hafta vereceğin yağ kilosunu bir hafta önce bir anda vermiştin. Nedeni beslenme programının bir anda değişmesiydi. Yine şöyle oluyor ki vereceğin kilo gene kendi kendini dengeliyor. Kendini dengeliyor. Evet. Yani bir ayda sen 6 kilo verip bir sonraki ay 2 kilo vererek aslında 2 ayda totalde 4 anladım, kilo vermiş olabilir, olabiliyorsun. İyi, ay ben çok sevindim. Yani şu an sağlıksız şimdi olan bu hafta bir iki tane yanlışım oldu. Önce bu yanlışlarımı söylemek istiyorum. Hı hı. Mesela hemen dün akşam bir misafirlikteydim. Tabağa böyle bisküvi türü bir şeyler koydular. Ama dedim bunu benim önümden kaldırın. Hı hı. Ben bunun tadına varırsam belki arkası gelir. İçinde gofret türü vardı. Bildiğimiz gofret ama kare şeklinde ufak. Ben bundan iki tane yedim. Attım ağzıma yani. Arada bir arka arkaya aklıma geliyor hemen unutmayayım diye söylüyorum. Mesela balık yediğim zaman canım balığın üstüne bir tatlı istiyor. Tatlı yemek istemiyorum. Yani bu tatlının tadına varmak istemiyorum. Ama balığın üstüne çayı çok severim ben. Bildiğimiz klasik her evde demlenen çay. Ama o çayı şekersiz içemiyorum. Balığı yediğim zaman özellikle. Normal şeker atıp daha böyle o çay bana çok zevk veriyor. Böyle çok hoşuma gidiyor. Sabahki çayın da şekerli değil mi? Atmıyorum. Bazen şöyle yapıyorum yani işin gerçeğini söylemem gerekiyorsa. Şekeri atıyorum çok az. Sonra çıkartıyorsun. 3 tane 4 tane hayır ben toz şeker kullanıyorum. Ha. Kesme şeker kullanmıyorum. Bu da sağlığa iyi değil dediler de. Hı-hı. Bir de anlamıyorum ben kesme şekerle içtiğim zaman çayın tadına varamıyorum. Hı-hı. O zaman toz şeker bir kaşık atıyorum. Hı-hı. Hiç karıştırmıyorum bunu. 3 bardağı bu şekilde içiyorum. Yani o şekeri ne yaparsam nasıl vazgeçeceğim bilmiyorum. Tatlı yemiyorum ama hiç. Meyve porsiyonlarını çıkaracaksın o zaman. Ha, şekeri aldığım zaman meyveyi yemeyeceğim. Meyvede de o şimdi şey hurması diyorlar ya, sarı bir meyve var. Trabzon hurması. Ha, Trabzon hurması. Mandalina ve Trabzon hurmasını bir de armut, elmayı yemiyorum. Olur. Bir tane hurma, bir tane meyve yerine geçer ya da iki tane mandalina yerine geçer. İyi. Yani onlardan, şimdi şu anda aklıma gelen akşam iki taneyi bisküvi şimdi bak ne yapman gerekiyor biliyor musun? Bu konu aslında çok önemli ve bizim kilo koruma programında işlediğimiz bir konudur. Hı. Şunu anlatacağım, sana bugün bunu anlatayım.
markete gittin. Hatta bir gün markette de çekim yapalım seninle. Yapalım. Sen karar ver. Diyet listen elinde olsun. Raftan bir şeyi eline al. Bunu yemek istiyorum de. Ve diyetimden neyi çıkarmam gerekiyor onu bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Şimdi tutup sana ben şeyleri anlatmayacağım. Normalde anlatıyorum ama zaten hani heyecanlısın. Bu kadar derine de sokmayayım seni. İyice kafan karışmasın. Hı-hı. Moralin bozulmasın zormuş kafam bu iş diye. Kafam karıştığı zaman kafam hiçbir şey almıyor. Almıyor. Ha. Şimdi sizden istediğim şey aslında besini elinize aldığınız zaman. Paket gıdayı elinize aldığınız zaman. Bu bir nedir? Çikolatadır. Sen ne dedin? Gofret dedin. Hı-hı. Bunun içerisinde ne var? Öncelikle onu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi çikolatanın içerisinde ne var? Şeker var, kakao var, yağ evet, var. Yağ var. Evet. Peki, un var mı? Yok herhalde. Un var mı çikolatanın içinde? Gofrette ne var? Gofrette biraz un vardır herhalde. Ha. O kenarında yapılan, ince olan tamam, beyaz yerinde var. Başka ne var? Şeker vardır. Evet. Ne var işte içini tatlandırıcı, kimisi vanilyalı diyor, kimisi şöyle şey diyor. Şöyle bakman gerekiyor olaya. Şimdi bizim için temel besinler süt. Onda yağ da vardır ama gofrette yağ da vardır. Hepsinde herhalde var. Evet. Bizim için temel besinler süt, ekmek, şeker ve yağ. Evet. Tamam mı? Hı. Süt, ekmek, şeker ve yağ. Bir şeyi eline aldığın zaman rengi beyaz değilse onu sütten düşmene gerek yok diyebilirim kabaca. Ay sen bunu bana yazarak falan unuturum ben. Tamam. Rengi beyaz değilse... Süt, yani süt rengi anladım. Değilse... Hı. Mesela beyaz çikolataysa sütten düş. Ama bitter çikolataysa sütten düşmene gerek yok. Aynen. Tamam. Yani süt hakkını alıp onun yerine çikolata koymana gerek yok. Boşu boşuna süt tüketmemiş olursun. Ama bitter çikolata yersem süt hakkımı beyaz almış oluyorum. Beyaz çikolata yersen süt hakkını almış oluyorsun. Tamam. Aynen. Hı. Mesela yoğurtlu bir çorba yersen yoğurt hakkını karşılamış oluyorsun. Ayrıyeten yoğurt yemene gerek kalmaz. Evet, tamam. Aynen öyle. Şimdi eline aldın. Baktın rengi siyah. Ve çikolata. Tamam. Yani kakaolu tatlı. Bu, aynen. Tatlı var içerisinde. Tatlandırıcı da olsa içerisinde çikolata oranı var. Hem bunda hem bunda. Demek ki neymiş? Bir porsiyon olarak söylemeyeyim. Meyve hakkını bu senin götürecek. Şekerden dolayı. Tamam da ikisi aynı kalori ama bu daha kalorili değil mi çikolata? Ona bir girme. Kaba taslak hesap etmek zorundasın. Ha, daha diğerlerini bitirdim ona girme. Evet. Ben aceleceğim, ben gülüm ettik bu işler. Kafan karışır. Sadece evet, buna göre evet, hareket et şu an. Eline aldın, baktın. İçerisinde un var mı? Yok. Şeker var, tamam. Yağ var, çünkü Antep fıstığı var içerisinde. Evet. Bir de yağından düşürmek zorundasın. Yani hem meyve hem yağ. Sen diyelim ki meyveni yemiş bulundun. Evet. Veya diyetinde hiç meyve hakkın yok. Ki bu evet, sağlıklı bir diyet listesi değil ama evet, diyelim ki hiç meyve hakkın yok. Ha. Bir takım bağırsak problemlerinden dolayı verilmemiş sana meyve. Evet. O zaman meyveyle eşdeğer karbonhidrat ekmekte vardır. Ekmek hakkını azaltacaksın bunu yiyebilmek için. Ha, ekmeğini yiyeceksin. Evet. Doğru. Hem doğru, ekmek... Doğru. Hem yağ azaltmak demek, diyetinde aynı zamanda biraz pilav ya da bir kepçe çorba azaltmakla eşdeğer şeylerdir. Yani senin diyetinde, beslenme programında ekmek ekmek olarak bulunmuyorsa, sadece kahvaltıda ekmek yediysen, diğer öğünlerinde pilav, makarna, çorba, mantı şeklinde veya bisküvi şeklinde varsa ekmek hakkın, o zaman biraz çorbandan ya da biraz pilavından azaltman gerekiyor. Dengeleyeceksin. Dengelemen gerekiyor. Dengelemen gerekiyor. Ne kadar doğru, için? Ne kadar için? Şimdi bütün bir kareyi tüketebilir misin? Hayır. Burada birazcık sayılar devreye girecek. Ama onu sana anlatmayacağım. Yapmazsın ve bunalırsın çünkü. Ben söyleyeyim. Genellikle bir kare için, yani bu 4'e 4 bir evet, çikolatadır. Evet, bir kare için. Bir sütun için evet, bir porsiyon meyveni feragat edeceğiz, ve 5 tane zeytinini veya 2 tane cevizini diyetinden atıyoruz. Çıkaracağız, tamam. Zaten o sütun diyelim 1, 2, 3 tane mi? 4 tane var. 4 tane var. Yani o 4 taneyi yersen eğer evet, şeyi çıkarıyoruz, cevizi çıkarıyoruz. Antep fıstıklıysa cevizi çıkarıyorsun. Cevizi çıkarıyoruz, meyveyi çıkarıyoruz. Evet. Başka? O kadar. O kadar. Aynen. Ve bunu yediğin zaman yanında tarçınlı yeşil çay,
çay ile yeşil çay içmen gerekiyor. Tarçınlı karanfilli yeşil çay içmen gerekiyor. Bunu yedikten sonra? Bunu yerken, evet. Peki onun ne faydası oluyor tarçınlı? Bağırsaktaki şeker emilimini birazcık yavaşlatacak içerisinde tarçın olduğu için. Bunu yediğin zaman kolay acıkmayacaksın. Tekrar canın bundan bir tane daha çekmeyecek. Yani şöyle düşün. Beyaz ekmek yediğin zaman o gün doymuyorsun. Evet, ama esmer ekmek evet. yediğin zaman çok rahat evet. doyuyorsun. Aha. Aynı şekilde beyaz makarna yediğin zaman sürekli canın yemek istiyor. Ama tam tahıllı makarna yemek istediğin zaman bir müddet sonra doyuyorsun, şişiyorsun, çok geliyor. Ben de ekmeği yedikten sonra yani kepek ekmeğini senin beğendin zaten öyle yiyorum. Yani sabah kahvaltısı ettim mesela işte iki dilim ince dilim yedim. Yanında verdiğin şeyleri yedim. Ama bazen öyle bir içim kıyılıyor ki. Süt içiyorum, süt benim açlığımı götürüyor. Evet, menünde süt varsa ve sen o sırada içmediysen çay ile yeşil çay yerine süt de içebilirsin. Ha. Ama sütü tek başına acıktığın bir zaman ara öğün yapmak istersen evet. çay ile yeşil çayını yani tarçınlı yeşil çayını içersin, ha. sütünü de başka bir ara Anladım. Öğününe yani koyarsın. Mesela akşamüstü saat 4'te atıyorum yani şu anda kafamda. Saat 4'te bana bir tane ayran verdin veya bir bardak süt verdin. İlle benim onu 4'te içeceğim diye bir kaydı yok. Bunu ben 5'te aslında, de içebilirim veya 3'te de mi içebilirim? Aslında yemeklerinin arasında 4 saat fark olması gerekiyor. 4 saat fark evet, olacak. Ama bu genlerle alakalı bir problemdir. bir olaydır diyelim. Kimilerinin insülin ve leptin direnci çok yüksektir. Genetik yapısında insülin leptin dediğimiz açlık tokluk hormonlarıyla alakalı bir dengesizlik söz konusudur. Genin altında bu yatar. Ha. Bu tarz bireylerde 4 saatte bir beslenmek uygundur. Fakat insülin leptin problemi yoksa kişide fakat bunun yanında psikolojik açlık ve fizyolojik açlık dengesinde bir bozukluk varsa yani kişi şöyle anlatayım. İstediği kadar yesin halen daha kendini tok bazen hissetmiyor. Bazen gırgır ötüyor yani şey oldukça midende bir açlık hissediyorsun. O mide açlığı fizyolojik açlıktır. Onda yani gerçek açlıktır. Fizyolojik açlık gerçek açlıktır. Ha. Psikolojik açlık yalancı açlıktır. Bazen gerçek açlık ve yalancı açlık arasında bozukluk olur, denge bozukluğu olur. Bu da sizin genlerinizde yatar. Ha, bir de bir şey daha sormak istiyorum. Sabahleyin kalktığım zaman eğer kahvaltı etmezsem bugün 3 saat, 4 saat hiç aklıma ekmek gelmiyor ve ne karnım gurulduyor ne açlık hissediyorum. Ama işte sabah kahvaltısında verdiğin o diyeti yediğim an karnımın toku yedim ama yok annem keşke yemeseydim diyorum gurgur atıyor karnım. O ne oluyor? O neden oluyor? Onu geçen sefer de sormuştun ama böyle bir tanımlama yok. Yani Allah bunu açıklayamam sana. Ben çok enteresan bir kırdalım. Böyle bir tanımlama yok. Yani sen hayat tarzını... 3 saat, 4 saat yemeyeyim hiç karnıma çıkmıyor. Ama oturup yediğim an ama o da psikolojik olabilir. Hayat tarzını değiştirmelisin. Artık bundan sonra yediğin zaman çünkü ihtiyaç olmasa, vücut hissetmese bunu sana sinyali göndermez. Bir takım hormonlar salınmaz, sinyal gönderilmez ve sen tekrar açlık hissi hissetmezsin. Demek ki ihtiyacın var. Şimdi Begüm şöyle anlatayım. Demin tam olarak anlatamadım herhalde sana. Şimdi ben yemeği yedim. Önce açken yani kahvaltı etmeden örneğin kahvaltıdan anlatayım. Sabah kahvaltısını kattım, elimi yüzümü yıkadım. 3 saat, 4 saat hiçbir şey yemedim. Hiç ne açlık hissediyorum ne bir şey. Yani bir dar dizinde hissediyorum. Ama yemem lazım. Çünkü verdiğim diyet listesi var. Akşama kadar onları yemeden kilo vermezsin dedim bana. Belki bakın şunu da söyleyeyim. Belki bana bunların ikazını vermesen ben akşam kadar da aç dururum. Daha çabuk kilo vermek için ama sen bana bunun yanlış olduğunu bildirdiğin için ben bunu yemek mecburiyetindeyim diyorum. Ve yiyorum yedikten sonra. Bir bitkinlik, bir kazıntı içimde. Ay ne yapayım Allah'ım ya Rabbim keşke yemeseydim diyorum. Hemen gidip yatıyorum. Yattım şöyle bir 10-15 dakika yatıp da hafif içim geçtiği zaman kattığımda o içimdeki kazıntı, kıyıntı gitmiş oluyor. Ben bunu tiroidlere bağlıyorum. Doğru mu acaba yoksa nedir bu? Onu bana açıklamasını yap vallahi. Karnım kıyılıyor hep benim. Şimdi insülin direnci olduğunu düşünüyorum ben. Kan testi verdiğimiz zaman istediğimiz zaman sana insülin direnci bakılamamıştı. Bir takım vadirelerden geçtik. Evet. Ama evet. maalesef hani
ekiplerimiz yapmadı, evet. Peki bu insülin direncinin belirtileri böyle mi oluyor? Bende yaşandığı gibi. Aynen öyle. Biraz da fazla galiba. Bu halk arasında da çok konuşuluyor, biliyor musun? Bazen böyle topluluk bir yere gittiğim zaman arkadaşlarla filan, yani hep yemek istiyor canım, hep yemek istiyor. Yedikçe de karnım acıkıyor, yedikçe de karnım acıkıyor deniyor. Eğer bunun açıklamasını yaparsan bu izleyicilerin çok dikkatini çekecek. Bak herkeste bu şikayet var. İnsülin direnci mi var acaba bende diye geliyoruz. Aslında baktığınız zaman evet, hani danışanlarımın %90'ında hep insülin direnci var. İnsülin dediğimiz olay, insülin direnci dediğimiz olay açlık kan tetkiğiyle bakılabilen bir şeydir. Aç halken, açlık durumundayken, yani akşam saati 8'den sonra hiçbir şey yememiş olmanız gerekiyor. Evet. Bir 10 saatlik özellikle sadece su ve belki şekersiz çayla durabilirsiniz. Bu şekilde verilen kandaki bakılan açlık insülin hormonu çok daha doğru bir sonuç verecektir bize. Açlık insülin hormonuna bakılıyor. Bu hormonun da normalde orada yazan değerler 2 ila 24'tür. Hmm. Ama normal bir hani insanda aslında 5 ve 5'in altında olması gerekiyor. 7 de hani kabul edilebilir bir değerdir. Hmm. Fakat artık 10'un üstü, 10 değerinin üstü, bu kişide insülin var, insülin direnci var demek olur. Yani oradaki 2 ila 24 bizim için bir skala değildir. Açlık insülin hormonunun 10'un üzerinde olmaması gerekiyor. Bununla birlikte açlık kan şekeriyle küçük bir hesaplama yaparız bizler, hekimler ve diyetisyenler. Oradan da HOMA-IR denen bir değer ortaya çıkar. Bu da insülin direncinin doğrudan sonucudur. Bu değerin de kimi yayınlara göre 2.35'in üzerinde olmaması gerekiyor. Kimi yayınlara göre de 2.5'un üzerinde olmaması gerekiyor. 2.5. İnsana göre mi değişiyor? Hayır, bu yayınla alakalı. Yani kimi çalışmalarda 2.35 olarak sınır gösterilmiş, kimi çalışmalarda da 2.50. Genelde 2.30-2.40 civarını biz artık insülin direnci var kabul ediyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Kişiler bize haftalık olarak geldikleri için, haftalık yağ kayıplarına baktığımız için yağdan kilo verişlerine göre de hani değerlendirme yapabiliyoruz. İnsülin direncinin diğer belirtileri şu da olabilir. Açlık kan şekeri 100'ün üzerinde olmayacak. Yani 105 olmayacak. Ama bu tek başına bir kriter değil. Yani gene o açlık kan şekeri ve açlık insülin değerini çarpıp bir şeylere böleceğiz. O değere 2.3'e ya da 2.5'e, 6'ya, 7'ye bir şekilde varmamız gerekiyor. Bu kişide insülin direnci var diye bilmemiz için. Ben ne yapıyorum? Kaç olması gerekiyor? 2.35'in altında olması lazım. 2.35'in altında. Evet. Bunun yüksek çıktı. O öyle bir şey yok. Yok. Bugün yüksek yarın düşük çıkma gibi bir durum olmaz onun. Ona göre mi diyet uyguluyorsunuz o zaman kişilere? Zaten evet, ona göre diyet uygulanır. Bu bir polikistik over sendromu olan kişilerde de ya da gestasyonel diyabetli kişilerde de, diyabetli kişilerde de genel olarak diyabet, yani insülin direnci olan bireylere genel olarak diyabet diyeti gibi bir program uyguluyoruz. Yani bu şeker hastalarında olan diyeti uyguluyoruz. Daha bir verim alıyoruz. Yani hani bir şeker hastasında belki meyveyi daha bile fazla veriyoruz. İnsülin direncinde birazcık daha düşürebiliyoruz. Kişi çünkü kilo vermek istiyor diğer yandan. Evet. Bunun dışında trigliserit seviyelerinde biraz yükselme gözlemleyebiliyoruz. Ama bu her insülin direnci olan kişide yüksek olacak anlamına gelmiyor. Değişiyor kişi. Neticede biz gerçekten bu sonucu elde etmek istiyorsak, bende insülin direnci var diyebilmemiz için kan şekerimizde, yani kan testimizde açlık insülin hormonuna bakılması gerekiyor. Hemoglobin A1C çok ayrı bir olay. Hemoglobin A1C geliyorlar, var mıdır, evet, bir yorumlar mısınız diye. Hemoglobin A1C'deki olay şudur, sizin 3 aylık bir kan şekeri geçmişinizi gösterir. Kan şekeriniz, yani o proteinler ne kadar çok şekerlenmişse, glikolize olmak deniyor buna, ne kadar çok şekerlenmiş proteinle dolaşıyorsa kanınızda hemoglobin A1C değeri o kadar yüksek çıkar. Ama şu da bir gerçek, hemoglobin A1C'nin de 6'nın altında olması gerekiyor. 6'nın üzerinde olmaması lazım. Buradan da kişinin diyabet hastası olup olmadığına veya olabileceğine bakılıyor. Fakat bizim bakmak istediğimiz şey kişinin
diyabet hastası olup olmadığı değil, insülin direnci olup olmadığı. Bu ikisi biraz farklı şeyler. Buraya gelmezden önce lafını yine kesiyorum, hemen aklıma geleni söyleyeyim. Benden bir şey istedin ya sen, tahlil evet. istedin ya. O tahlilde doktorun bana söylediği, her an için şekerim yüksek çıktı. Şeker hastalığına her an için şeker hastalığı her an için olabilirsin demişti. Benim evde galiba bir dahaki haftaya ben getireyim bir kere daha. Seninkini bakalım. Hatırlıyorum. Seninkinden ben insülin direnci var ya da yok şeyini tanısını koyamam. 120'nin üzerindeyse zaten kesin var insülin direncin de 120'lerde de çıkmadı senin. Yok canım öyle çıkmadı. Evet. Yok yok. Oradan hatırlıyorum ben senin testlerini. Sana test anlamında insülin direncin var diyemedim. Çünkü bakılmamıştı. Evet, evet, sonuçlarında hani bir kan şekerin orada 110 çıktı diye diğer kolesterollerin normalken sana insülin direnci var diyemem. Ama kendim hani mesleksel gözlemle baktığım zaman kilo verişini görüyorum. Evet. Tiroid artı insülin direnci var olan bir metabolizmanın kilo verişi sende var. Bu bahsettiğin belirtiler yemekten sonra gözlerim kapanıyor, mayhoş oluyorum. Evet. Ondan sonra devamlı bir uyku halim oluyor. Gündüz uyuduğum için akşam uyuyamıyorum. Tiroid olayı yok artık. Sen tiroid ilacı kullanıyorsun zaten. Yani tiroidlerinin yapması gereken şeyi ilacı, hayır insülin direnci. Onu bir demek istiyorum. Kan anlamında bir şey diyemesem de hani gidişatın insülin direnci var ve yüksek miktarda da var. Bunu gösteriyor. Yani tiroid ilaçlarını çünkü normal kullanıyorsun. Peki ne yapmam gerekiyor? Tekrar. Şimdi insülin direnci için senin bir kere egzersiz yapman gerekiyor. Haftada 3 gün en az 45 dakika yürüyüş yapman lazım. Çünkü yürüyüş kanda bulunan insülinin, şimdi senin kanda insülinin çok fazla. Olması gerekenden daha fazla. Şimdi bisiklete biniyordum, havalar soğudu diye bisiklete de binemiyorum. Evde yürüyüş yapabilirsin. Söylemiştin. Evde yürüyüş yapabilirsin. Yani ben hani bu konuda alternatifi sen kendin üreteceksin. Ben evet. sana ne yapman gerektiğini söyleyebilirim. Tabii. Yapmasam doğru onu yaptıramazsın ki. Yaptıramazsın evet. Hani yemek desem ki sen eski sporculardansın. Evet. Dans edebilirsin. Müzik açıp dans edebilirsin. Bu da bir aktivitedir. Dans etmek güzel fikir. Evet. Bu da bir aktivitedir. Bunu yapabilirsin. Doğru. Yani senin 45 dakika kalbine de zarar vermeyecek dozajda yoğun demeyeyim yani hani seni idare edebilecek düzeyde aktivite yapman lazım. 45 dakika durmadan aktivite yapman lazım. 45 dakika? Evet, haftanın 3 günü. Bu kendini senin ayarlayarak bu artık. Yani kanında böyle. Evet, kanında kullanılamayan insülinlerin kullanılabilir duruma getirilmesini sağlayacak. Tabii tabii insan bile çok aç olduğu zaman bile spor yaptığı zaman 1-2 saat hiç acıkmaz. Evet. İnsülin direnci yükseliyor değil mi? İnsülin direnci yükselmesi iyi bir şey değildir. İnsülin işte, kullanılabilirliği artıyor. Artıyor diyelim. Ben halk dilinde yükseliyor diye veriyorum işte. Sen de hekim dilinden konuşuyorsun. Düşüyor. Tamam desem. Benim 45 dakika. Peki 45 dakika ilk zamanları yapamam. Şimdi doğruyu söylemem gerekir ama. Hiç problem değil ama yavaş ama yavaş başlıyor. Ama 15-20 dakika yapayım. Daha sonra arada bir oynarım. Oynarsın aynen. Bir oynarsın şöyle biraz yorulunca yatar ayaklarınla hareket aslında edersin. Aslında eskiden yani böyle bir Çanakkale'deyim beni tanıdıklar falan pek bilir. Ben oyun oynamayı pek severim. Eskiden şimdi artık oyun oynamak falan da aklıma gelmiyor. Aslında doğru dediğin gibi el kol her şey hareket ediyor değil mi? Doğru şimdi soğuklarda pek dışarılarda yürüyemem ama onu yapmam gerekiyor. Yani hani oturduğun yerden ellerini kaldırıp indirsen bile o da bir hareket ama 45 dakika yani hani şeysiz yaptım. 45 dakikada mesela şimdi televizyon seyrediyorum yatıyorum ya. Hı-hı. Yatarken diyor ki annem öyle boş boş yatacağım. Ayağını çalıştır, bacağını çalıştır, kolunu çalıştır. Mesela bir tane pilates lastiği al vardır sende pilates lastiği. Şeyde var, Artül'de çok pilates lastiği istemediğin kadar beni top da var. Beni can kulağıyla dinle. Bana cevap vermek için dinleme bak. Cevap vermek için dinliyorsun. Söylediklerime adapte olmuyorsun. Daha sonra unutuyorsun söylediklerimi. Unutmuyorum. Yapmak İşime için gelmiyor. Dinle. Tamam bak unutmuyorum. Şimdi. Unutmuyorum. Dediğin her şey aklımda. İşime geleni yapıyorum, işime gelmeyeni yapmıyorum. Sana söyleyeyim bak. Lastiği aldın. Oturduğun yerdesin değil mi? Lastiği ayağının altına alıyorsun. Elinle o lastiği kaldırmaya çalışıyorsun. İndiriyorsun.
kaldırmaya çalışıyorsun, indiriyorsun. Bu da bir harekettir. Tamam da ben o hareketi gece yattım, uykum sapıttı. Kalk Aynur, yattığın yerde başta hareket ediyor, buyursun en azından. Ben şimdi kalkıp da yataktan, olmasa lastiği yanımda tutayım bari. Lastiği almaktansa belki her geldim. Niye gece yapıyorsun? Zaten 12'de 1'de kalkıyorsun. Kahvaltıdan bir buçuk saat sonra yapıver. Ha, niye gece doğru, yani? Bana ya. Mazeret üretmiş. Dışarı çıkmadan önce yap. Dışarı çıkmadan önce nasıl diye. Televizyon falan demeyeceğim ya. Ya vallahi ben televizyonun karşısında falan bırak. Aynen karşısına geçer, elimi kolumu oynatırım. Benim üstünü ben yapıyorum. Benim tamam. Üstünü ben yapıyorum. Aynen, aynen öyle. Yay enerjiyi gitsin kül olan. İzleyiciler de beni kadına bak da bir gün bakar mısın? Aynen karşısına nasıl yapacak? Benim üstünü ben yapıyorum. yaparım tamam. Tamam oldu, yapacağım. Tamam, ben yanlış anlama, sana kızmıyorum. Bu kızmamış hali. Canım doktorsun, kızabilirsin de yani. Aynen teyzeciğim. Ama ben iyi bir öğrenciyim. Bu öyle kızmamış halim. Bak şimdi öyle diyorsun ama Begüm'cüğüm. Yaptıklarımı da hiç saklamıyorum. Annem saklayabilirim. Diyebilirim ki bu gofreti yedim falan, hepsini söyledim sana. Diyetle ilgili konuşmuyoruz bak şu an. Ha, egzersiz kısmındayım. Üstüme vazife olmayan bir konu hakkında fikir veriyorum. Ona rağmen... Ya bir de utanıyorum da sayın seyirciler, eşim sporcu, oğlum sporcu, kızım sporcu. Spor salonumuz var. Ben spor yapmıyorum. 13 sene bir fiil kendi spor salonumuzda çalışmışım. Utanç verici bir şey bu. Ama şu var, yani sporu bıraktıktan sonra yağdan kilo almaya başlarsın. Hem yeme alışkanlıkların değişiyor. Aha. Hem artık metabolizman o hızda çalışmıyor. Birazcık daha yavaşlıyor. Depo moduna geçiyor. Ha, evet, hani öyle oldu zaten. Yağdan depolayayım. Sporu bıraktım, aldım. Üstüne de hipertiroid oldu. Onun üstüne ameliyat olunca da hipertiroid oldu. Doktor dedi ki bana, tabii hipertiroidken çok fazla çalıştığı için zayıftım. Daha da zayıfladım hipertiroidde. Ameliyat olmadan önce doktorum dedi ki, ah dedi, bu şimdi ameliyat oluyor ama bir kilo alacaksın dedi. Zayıf olduğum için alayım, biraz toparlayayım kendimi dedim. Çünkü yine halk diliyle konuşacağım. Nasıl haldeydim biliyor musun? Ben çekçenimi koy mesela, o hale düştüm ben. O kadar zayıfladım. Benim o zayıf fotoğraflarımı görsen beni tanıyamazsın sen. Ben ameliyat olduktan sonra annem işte bu hale geldim zayıf seyirciler. Neyse bak, durduk yere 3,5 kilo verdik şimdi. İyiyim. Durduk yere derken. Ben iyi bir öğrenciyim. Beni sakın azarlamak kalkma. Sevgili doktorum. Yaptığım hataları, yanlışları. Şimdi bak. Olayımız ne biliyor musun? İletişim çok önemli. Şimdi ben sana anlatıyorum, sen kendini anlatıyorsun. Ben sana olması gerekeni anlatıyorum, sen devamlı kendini anlatıyorsun. Ortak noktada buluşmamız gerekiyor. Yapmam, nasıl? Bir daha anlattı, bir daha. Almıyor kafam çocuğum. Şimdi bak, ben sana diyorum ki, bu pilavı şöyle yemen lazım diyorum. Bir lafımı bir de kesme, bir araya girme şu an. Seyirciler... Doktor sertleşti, baktı ki bunu yemeyen bir hasta. Ben seninle mi uğraşacağım dedi. Örnek veriyorum çünkü hakikaten... Sıkı bırakma bak. Hayır. Gelirim cuma. Cuma geliyoruz, kamerayı alırız, çekime geldik deriz. Bak gerçekten. Birçok hastamda ben bu problemi yaşıyorum. Şimdi ben diyorum ki, senden örnek vereyim. Bulgur pilavı bulgur olarak tüketeceksin ve şöyle tüketeceksin diyorum. İşte içine bulyon atmayacaksın diyorum. Biliyorum, geçen hafta söyledi. Bak bana dinlemiyor değil mi? Geçen hafta söylediğini tamam, mi dinliyorum? Tamam. Karşı taraf diyor ki bana, sizler, danışanlarım. Hah işte hocam, ben pirinç pilavı yiyorum, bir de bulyon atıyorum. Tamam diyorum. Şimdi o bulyonu çıkartıyorsunuz. Pirinci de bulgura çeviriyorsunuz diyorum. Aynen böyle, kibar, tamam, sakin ve tekrar diyorsunuz ki, ama ben bulyon atıyorum. Ben de diyorum ki, ama bulyon atmayın. Ve diyorsunuz ki, ama ben hep bulyonla yerim ki, bulyonsuz yiyemem. Vazgeçemeyim. Şimdi o zaman nasıl bir tepki vereyim, siz söyleyin. Nasıl bir tepki? Azarlayı vereceğim, yapmayacağım tabii, öyle diyeceğim. Ama ben yine bir soru sormam lazım. Dinlemiyor değil mi? Bak bunun üzerine soruyorum yine sana. Sen şimdi her gün pilav veriyorsun, bulgur pilavı genelde veriyorsun. Yani pirinçten daha yararlı olduğu için bulgur veriyorsun. Balık yediğin zaman da o bulgur pilavını yiyeceğiz mi? Bunu soruşturma bak, mahsum bak. Yani balık yiyor, üstüne de bulgur pilavı olmuyor. Şöyle bir şey yapabilirsin.
Tatlı istemiyor mu canın balığın yanında? Ha, istiyor. İrmik helvası mı, un helvası mı? Hangisi? Ben onları yemeyeyim, çay içeyim daha iyi. Onları yersem gerisi gelir. Tadını almayayım ben. Niye 6 yemek kaşığı vereceğim? Tamam işte, ya da 2 kepçe. Niye? Bir işe mi? Un helvası ya da bulgur şey, irmik tatlısı. Niye ha. Çaydaki boş şekeri alıyorsun? Doğru. Yani. Ama içinde yağ var ya onların. Pilav yerine değiştireceksin. Pilav yerine... İlla o yağı alacaksın mı? Evet. Zayıflamam için. Bak şimdi. Onlar çok değişik bir zayıflama programı bu sayın seyirciler. Ben hiç böyle zayıflama... Yani hiç tahmin etmiyordum. Biz, ben kendi kafama yapmış olsaydım bu zayıflamayı, hani sana gelmemiş, hani ben bu kilolardan kurtulmam lazım. Yağı da kesmiştim, şekeri de kesmiştim. Herhalde bu zamana kadar da ölmüştüm. Allah korusun ama evet, yani bu tarz ölmüştüm diyeti herhalde. Yaratan... Hastanelikte olmuştum. Bu tarz diyeti yaratan kişi yurt dışında kalp krizinden vefat etmiş zaten. Ay ben zaten kalp hastasıyım. Allah korusun. Sen diyetisten eşliğinde zayıflıyorsun. Sakin ol. Bir şey olmaz canım, Allah'ın izniyle. Şimdi bak. Senin diyetindeki bulgur pilavına eş değer olan şey, eğer un helvası olarak tüketeceksen yine şöyle 2 top un helvası yiyebilirsin. 3 top ya da 2 küçük tatlı kaşığı şimşir kepçesi. Heh, anladım. İrmik tatlısı olarak tüketeceksen yine 2 küçük şimşir. Anladım. Ya da neydi? Bulgur pilavıysa 6 kaşık, pirinç pilavıysa 4 kaşık. İrmik de pirinç yerine geçer, 4 kaşık. Peki irmik helvasının içerisinde, şimdi biz irmik ve pilavı yer değiştirdik. Heh. Peki irmiğin içerisine kattığın şekeri neyden düşeceksin? Heh. Akşam balık yiyeceğin belli olan bir şey ve yanına irmik tatlısı yapıyorsun. Evet. O zaman, ya da höşmelim, o zaman öğlen ara öğünündeki meyveyi yemiyorsun. O meyveyi yememezlik senin helvana şeker olarak giriyor. Anladım. Tamam. Anladım. Tamam. O da güzel. Ne oldu? Değişim yaptın. İstediğini de yedin. Yani bu hafta helva da götüreceğiz. Ya da meyve niye? Pirinç pilavı ya da bulgur pilavı yerine çorba iç. O çorbayı geçen hafta da söylemiştin. Ya da ekmek ye. Balığın yanında. Evet. Tamam, alternatif çok. Çok var alternatif. Hı. Sen bu hafta yine değiştiriyor musun benim rejimimi? Değiştireceğim bu hafta. Kalorisi yüksek mi olacak, düşük mü olacak? Her seferinde... Aynı kalori. Hayır. Değişik. Birazcık. Ya, kalori mesela 1500 kalorilik diyet de yapsan, iki tane farklı 1500 kalorilik diyet yine birbirinin aynısı değildir. Çünkü sıfırdan hesaplama yapıyorum. Karbonhidratı yüzde birinin 45, birinin 50. Proteini %15-25 arasında sürekli oynatıyorum. Yani metabolizman sürekli aynı şeyi yemiyor, aynı kaloriyi alsa da. İçerik olarak değiştiriyorum. Tamam. Ben artık bir şey sormayayım. Yap, sorabilirsin. Yok artık, bitti. Sen benim diyet listesini yaz, böyle bildim karma. İşimiz şaka. Herhalde gebeler, bir saati doldurmak üzereyiz. Yine bir programı tam olarak kendimizle bitirdik. Haftaya hamileler, gebeler üzerine program yapalım. Nasıl beslenmeli, yaptığı yanlışlarla, doğrularla. Benimle ilgili değil, tamamen gebelerle ilgili yapalım. Tamam. Evet sayın seyirciler, bir programın sonuna daha geldik. Ki bu konuşmamızda hamilelerle ilgili, gebe kadınlarla ilgili konuşmalarımız, sohbetimiz olacaktı ama biz bir saate herhalde tamamladık. Haftaya o programı işleriz inşallah. Haftaya yine dua edeyim, benim için de dua edin, kilo vereyim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizi mutlu eden insanlarla beraber olun. Sizi yargılayan insanlardan her zaman kaçın. Diyetisyenler hariç.